Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yıllar yıllar önce çocukluğumda, ergenliğimde Hande Yener Fan Club'daydım. Evet, çok güzel. Hande Yener fanlarını çok seviyorum bu arada. Gerçekten çok kibar, çok çok düzgündü yani o zamanlar. Bahsettiğim yıllar tabii ki 2007, 2008, 2009, yani bundan neredeyse 15-20 yıl önceki konudan bahsedeceğim. Tabii o zamanlar Instagram falan yok, böyle Facebook'a giriyoruz. Facebook'ta böyle Hande Yener fanlarıyla tanışıyoruz. Mesela Hande Yener atıyorum Facebook sayfası vardı o zamanlar. Hala vardı, girmiyorum artık Facebook'a falan. Sayfasının altında işte yorumlar yazıyor falan. Oradan böyle arkadaş oluyorsun, konuşuyorsun falan filan. Orada da böyle sıkı arkadaşlarım vardı mesela. Bazen ara ara bakarım hala böyle, ama bahsettiğim yıllar 15-20 yıl öncesi neredeyse, o kadar eski yani. Ama o zamanlar samimiyet vardı tabii ki. Şu an nasıl fan club muhabbetleri hiç bilmiyorum. Nasıl oluyor falan, çok ilgimi çekmiyor, ama o zamanlar çok eğlenceli gelirdi bana. Mesela Hande Yener atıyorum bir albüm kapak resim paylaşırdı. Onu oradan Photoshop'la, böyle uyduruk telefonum vardı o zamanlar, onunla o resmi birleştirirdim. Onunla yapardım falan. Allah'ım, facia yani. Hani şimdi görmek bile istemem o resimleri. O kadar kötüdür yani kalite olarak da. İşte onlarla böyle Hande Yener fanlarıyla falan konuşuyorum. Böyle mesajlaşıyorum. Hande Yener şarkıları hakkında falan konuşuyorum. O zamanlar hep mesela çok sıkı arkadaşlarım vardı o dönemde. Çok yani çok ki Hande Yener fanları, özellikle o zaman için söylüyorum, daha böyle eğlenceli, çok böyle pozitiftik. Hepimiz çok küçüktük yani. Şey yapardık mesela, atıyorum 5-6 kişilik. O zamanlar Instagram falan hiçbir şey yok yani. Mesela birbirimize telefon numaralarımızı verirdik. Nasıl güvenirmişiz? Şu an mesela çok tuhaf geliyor. İnternetten tanışıyorsun. 5-6 kişi telefon numaramızı verirdik mesela. Atıyorum ben 5-6 kişiyi telefonla konferansa bağlardım. Hep birlikte mesela Hande Yener şarkıları söylerdik akşam. Hande Yener atıyorum albüm hakkında konuşurduk. Böyle röportaj gibi falan, böyle bir havalara girerdik. Daha 14-15 yaşındayız o zamanlar. Çok eğlenceli geçerdi mesela. Bir akşam olsun daha onlarla konuşayım, Hande Yener hakkında konuşayım falan böyle. Çok eğlenceli geçerdi. O geldi aklıma. Bugün ondan bahsetmek istedim. Tabii Hande Yener'e ulaşmak falan o zamanlar imkansız. Şimdiki Instagram'da DM falan atamıyorsun yani. Hande'nin yani hiçbir şekilde ulaşamıyorsun. Sadece konserine gideceksin ya da böyle televizyon programlarına falan gideceksin. Öyle göreceksin yani. O zamanlar hepimiz böyle heyecanlıyız. Hande ne yapacak falan. Hande'nin de iki elektronik müzik dönemleri çok böyle 2007, 2008, 2009, 2010'a kadar falan yani o dönemler. Aşırı güzeldi mesela. Şu an düşünüyorum çok masum ve temizmişiz. Mesela hatta bir ara şey yapmıştık, şimdi aklıma geldi. Böyle 3-5 kişi toplanmıştık. Ben mesela Anadolu yakasında oturuyorum gibi düşünün. Karşıda Mecidiyeköy'de bir buluşma ayarlanmıştı. Ben 13-14 yaşında çocuğum, hayatımda Mecidiyeköy'e gitmemişim falan böyle. Ondan sonra bir buluşma ayarlandı falan. Ben böyle ilk defa gideceğim karşıya falan. Yolu yordam, hiçbir şey bilmiyorum. O zamanlar telefonum akıllı telefon değil. Navigasyon yok, hiçbir şey yok böyle. Evden çıkmışım, gidiyorum. Çocuksun yani. Gitmişim. Allah'tan buldum. Cevahir AVM var İstanbul'da, olanlar bilir mesela. İlk kez oraya gitmiştim Hande Yener fanlarıyla buluşmak için. Mesela şimdi hatırladığımda oradaki insanlar, çocuklar falan diye çok masum, çok saf ve temiz bir şekilde ilerlemiş mesela. Hepsini severim hala yani, görsem nasılsın diye sormak isterim, merak ederim. Çok kibar, tatlı insanlar Hande Yener fanlara. Belki aranızdan da vardır Hande Yener fanı. Şu an fan değilim ama bir dinleyici olarak kendimi şey yapıyorum. Çok eğlenceliymiş o zamanlar. Çok masumiyet varmış. Hande'nin de müzik kalite olarak en bence top olduğu dönemlermiş. Yani şu an o kadar şey değil, daha çılgın dönemlerdi. O zaman daha pembe saçlar, renkli renkli saçlar falan. Hande de çok çılgındı o zamanlar. Hatta bir kere Hande Yener o zamanlar yıl 2009 falan. Şey Kanal Türk'te bir tane Berrin'le Gecenin Rengi tarzı ve uyduruk bir televizyon programı vardı. Daha birkaç bölüm yayınlandı hatırladığım kadarıyla. Sırf o gece programına gidebilmek için, o zaman 14-15 yaşında falandım yani. O gece programına gitmek için evden kaçmıştım. Sırf evden kaçmıştım Hande Yener'i görmek. Ama o gün de ilk kez Hande'yi orada görmüştüm. Yıl 2009 falan. Orada görmüştüm. Hatta bir anım vardır o günle alakalı, anlatayım. Hande Yener işte Hayrol albümünü çıkarmış yıl 2009. Çok da güzel bir albümdü yani o da. Sonra işte televizyon programı başlayacak. Hande kuliste. O zaman Hande Yener Kadir Doğulu ile sevgiliydi.
Ben de işte nasıl bir cesaretse kulise millet hani seyirciler koltuklara oturmuş falan. Ben de hemen yanında böyle çok küçük bir stüdyoydu zaten. Hemen yanında böyle şey var. Hande'nin kulisi vardı. Ben öyle dağıldım ama şu an mesela deli cesareti şu an hayatta öyle bir şey yapmam. Kulise girdim böyle Hande orada makyaj falan yapıyor falan. Beni görünce aa şaşırdı falan. Benim evimde de böyle albümler vardı Hande'nin 4-5 tane albümün evden getirmiş böyle imzalar belki görürüm diye. Sonra Hande'yi imzalatıyorum. Ay ben heyecandan ölüyorum ama yani. Hande beni gördü, ben Hande'yi gördüm. Hande ile konuşuyorum. Şey demiştim. İşte en sevdiğim albümün Hipnoz albümü 2008 falan. O da, Hande de şey demişti o zamanlar. Ama ben de çok bunu seviyorum falan filan ama geçiştirmişti beni. Şu an mesela hatırladığım kadarıyla yani çocuk işte çocuk kandırır gibi geçiştirmiş beni yani. Belki hani seviyordur o albümü ama o an beni geçiştirdiğini mesela şimdi anlayabiliyorum. Aa evet çok tatlısın falan filan. Dedim Hande bir resim çektirebilir miyiz falan. Tam bir resim çektireceğiz ne olsun. Kulise şeye geldi Kadir Doğulu Hande'nin o zamanki sevgilisi. Aa dedi sen buraya nasıl girdin nasıl şey yaparsın hemen çık çık dışarı falan filan böyle. O an böyle güvenlikler korumalar bir şeyler geldi. Böyle ne olduğunu anlayamadan resim çektiremeden. O gün şey yapmıştım. Resim çektiremeden kulisten çıkmıştım. Kadir Doğulu'ya çok sinir olmuştum o gün. Çok üzülmüştüm. Lan yıl, ayda yılda bir Hande Yener'i görmüşüm. Bir tane resim çekeceğim. Küçücük çocuğum 14-15 yaşındayım daha. Hani ne zararım olabilir ki yani. Alt tarafı bir tane resim çektirip defolup gideceğim o kulisten yani. Falan. İzin vermemişti. Kadir Hemen beni sepetleyip böyle stüdyoya göndermişti. Orada oturmuştuk işte. Yerde oturuyorduk o zamanlar. Beyaz Şov tarzı gibi düşündüm ama daha küçük bir stüdyoydu. Belki o dönemleri hatırlayanlar vardır. Çok eski tabii ki. Sonra program boyunca böyle ve Hande'ye bakıyorum böyle hayran hayran Allah'ım nasıl tatlı falan. Diğer fanlar da tabii hep beraber yere oturmuşuz böyle. Hande şarkı söylüyor falan. Hatta şey demişti Burcu Esmer Soy vardı daha. O da yeni ünlü oluyordu o zamanlar. Hande dedi fanların ne kadar böyle sana hayran hayran bakıyorlar gözlerini senden alamıyorlar falan. Şimdi mesela hatırlıyorum çok çocukça, çok masumca geliyor. Şimdi olsa o kadar abartmam, kulisi dalmam, rahatsız etmem mesela. Ama işte o anki çocukluk enerjisiyle böyle tuhaf yani çok komik geliyor. Çok masum gibi geliyor yani. Şimdi böyle masum hayatında hiçbir şey yok. O kadar böyle temiz, saf bir şekilde sevebildiğim pek nadir yani. Hiç öyle bir şey yok. Hande'yi hala seviyorum ama böyle artık kulisine gidecek falan filan şeyle değil. Daha böyle atıyorum Bostancı konseri olur. Belki öyle giderim. O da canım isterse yani. Hande şarkıları dinlerim ama eskisi kadar mesela o elektronik müzik dönemleri mesela benim çok hoşuma gider. Daha ergenlik dönemime denk gelmişti benim. O dönemleri mesela benim için çok özeldi o zamanlar. Ama şimdi mesela diyorum ay nasıl rahatsız etmişim, ne cesaret evden kaçıp çocuk yaşta şey karşı tarafa Mecidiyeköy'e gitmişim falan. Facia yani. 14 yaşında falanım en fazla öyle hatırlıyorum hatırladığım kadarıyla. 14 yaşında çocuğum falan Allah'ım evdekiler beni arıyor falan akşam gece eve gittim falan böyle. Allah'tan pek sorun çıkmamıştı. O gün böyle ne bileyim hem mutlu olmuştum hem böyle bir cesaret ilk defa böyle büyük bir şey cesaret etmiştim hayatımda. Çok tuhaf gelmişti. Ve hani insanlarla internette iletişime geçebildiğim mesela ilk o vardır yani 2008-2009 Hande fanlarıyla konuşmak. O yüzden Hande Yener'in fanları Hande Yener benim için çok özeldir mesela. Hala özeldir o fanlar falan. O masumiyet çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Yani belki çok çocukça geliyor bu anlattıklarım size ama bana mesela bana da çocukça geliyor ama mesela eğlenceli yani komik bir anı olsun diye anlatmak istedim. Sizin var mı böyle anılarınız, anlatacağınız mesela atıyorum kimin fanıydınız, küçükken en sevdiğiniz sanatçı kimdi ya da böyle bir sanatçıyla böyle tuhaf anılarınız, komik anılarınız falan varsa anlatabilirsiniz. İnsan o ergenlik döneminde şimdi hatırlıyorum mesela o ergenlik döneminde 14-15 yaşında ailenden sevgi göremiyorsun mesela arkadaşın yok doğru düzgün. İnternette mesela ilgili olduğun sanatçıyla iletişime geçmek istiyorsun. Oradaki fanlar mesela seninle aynı Hande Yener sevgisinde mesela onlarla iletişim kurmak istiyorsun. Hande Yener'i görmek istiyorsun. Canlı müziğini dinlemek istiyorsun. Falan çok, çok güzel şeylermiş mesela. Benim için internetle tanışma mesela Hande Yener sayesinde oldu diyebilirim. Ya da internetten atıyorum insanlara güvenip numara vermek ya da böyle insanlarla internetten iletişime geçmek falan hep Hande Yener sayesinde oldu. O yüzden benim için böyle çok özeldir yani ne bileyim. Çok tuhaf hissettim şu an. Çok hoşuma da gitti.
Tabii o gün Hande Yener'i gördükten sonra yıllar sonra yine daha konserlerine falan da gittim. Yakından o kadar göremedim ama hep Bostancı tarzı böyle büyük konserlerinde hep böyle hayran hayran izlemişimdir yani. Bilmiyorum, neyse bugünlük konumuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalı büyütmek istiyorum. Podcastler, videolar çekmek istiyorum. Genelde günlük video atmaya çalışıyorum. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bana destek olmayı unutmayın. Bay bay.